Merhaba çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Konumuz noktalama işaretleri. Önce noktayı nerelerde kullanıyoruz buna bakalım birlikte. Cümlelerimize baktığımız zaman film 12.30'da başlayacak. Saat ile dakikayı ayırmak için nokta kullanırız. İkinci cümlede bugün hava güneşli. Eğer cümlemiz normal bir cümleyse, yani soru cümlesi ya da ünlem cümlesi değilse, cümlenin sonuna nokta koyuyoruz. Yarışmada ikinci oldum. Sıra bildiren sayılarda nokta kullanıyoruz. İnci 05.05.2015 tarihinde doğdu. Gün, ay, yılı ayırmak için nokta kullanırız. Onu nereden aldın cümlesi soru cümlesi olduğu için sonuna soru işareti koyuyoruz. Dondurma yedin mi? Soru işareti. Pazardan muz, üzüm, şeftali aldık. Burada meyveleri sıralamış. Eğer bir sıralama varsa araya virgül koyuyoruz. Elimi yıkadım, kahvaltımı yaptım, okula gittim. Bu cümlede de cümleleri sıralamış. Yani sıralı cümle olduğunda bunu ayırmak için virgül kullanırız. Eyvah, sular kesildi. Bu cümle ünlem cümlesi olduğu için sonuna ünlem işareti koyuyoruz. Yaşasın, kazandım ünlem cümlesi. Ah, elim ünlem işareti yapıyoruz. Annem elbiselerimi katlayıp dolaba koymamı istedi. Satır sonuna sığmayan kelimeyi hecelerine ayırıp kısa çizgi yapıyoruz. Kalan heceyi alt satıra yazıyoruz. Kızım, gelir misin? Tamam anneciğim, geliyorum. Bana yardım etmeni istiyorum. Burada anne ve kızın konuşma cümlelerini görüyoruz. İşte çocuklar, konuşan kişinin söylediği cümlenin başına uzun çizgi koyarız. Konuşma çizgisi. Selma'nın kolu kırıldı cümlesinde özel isim Selma. Özel isimler kendinden sonra gelen eklere bitişik yazılmaz. Baktığımızda Selma A'da bitiyor. Öyleyse N'ın ne olacak? Kesme işaretiyle ayrılacak. Bugün Mersin'e dönüyoruz. Özel isim Mersin nerede bitiyor? N'ın harfinde bitiyor. Öyleyse E ekini ayırıyoruz. Kedim Minnoş'a su verdim. Kedinin adı artık Minnoş. Bu yüzden özel bir isim. İlk harfini büyük yazdık. Minnoş, Ş harfinde bitiyor. Bu yüzden A eki kesme işaretiyle ayrılacak. Ülkemizin adı Türkiye'dir. Türkiye, E harfinde bitiyor. Dir, kesme işaretiyle ayrılacak. Mevlana mahallesinde oturuyorum. Mahallenin adını söylemiş. Bu yüzden özel isim artık. Mevlana'nın M'si cümlenin başı olduğu için zaten. Hem de adını söylediği için büyük harf. Mahallenin M'si de büyük harf. Nerede bitiyor peki isim? Mevlana mahallesi'de bitiyor. Öyleyse buradan kesme işaretiyle ayırıyoruz. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.